Diğer sorumuzu alalım. 3 torun sahibiyim. Bir kızım, bir oğlum evli. Bir oğlum, bir kızım da bekar. Eşim beni aldatıyor. Her gün alkol kullanıyor. Bir ara kendi ağzıyla da seni aldatıyorum dedi. Ne olduğu belirsiz bayanlarla. Ne yapmalıyım? Ya hocam, torun sahibi bir insan, ne diyeyim hocam? Ya da siz ne diyeceksiniz? Şöyle Allah ıslah etsin, Cenab-ı Hak da korusun. Alışkanlıklar teneşir temizler alışkanlıkları. Öyle bir alışıyor ki nefis ölünceye kadar terk edemiyor. Şimdi bir gün çok yaşlı bir adam. Kaç yaşında? Hani siz ona piri fani dersiniz ya. Evet. Neredeyse o yaşlarda bir adam bir gün bana bir soru sordu. Allah Allah dedim. Ben de ya gerçek mi? Yok gerçek hocam dedi ya. Bir kadın görsem bakmadan edemiyorum. Dedim sen ya piri fani bir adam. Yok dedi. Kötü niyetle bakıyorum dedi. Allah Allah. Şimdi onun için piyasada, dışarıda her türlü insan var. Şimdi bu adam, ben ona şunu sordum. Yani yeni mi oldu? Yok dedi, eskiden beri. Ha, eski temizleyemiyorsun. 90 yaşına da gelse adam alışmış. Affedersiniz, hanımı yanında oturuyor. Kendisi burada. Tertemiz, gül gibi hanım derler ya. Hanımefendisi orada. Adamın gözü başka yerde. Bunları gördüm ben yani. Aynı otobüste gidiyoruz. Gözü başka yerde. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Aslında arzu ettiğinden falan değil yani. Alışkanlık. Alışmış, alışmak kudurmaktan beter midir? Böyle bir söz mü var? Evet. Şimdi bu sözü nereye getireceğim? Onun için bu küçüktür. Ya bir seferlik olsa ne olur? Güzele bakmak sevaptır. Kendini kandırırsın. Alıştığın şeyi ömrün boyu terk edemez. Allah kötü alışkanlıkları terk etmeyi nasip etsin. Çok zor bir şey. Yer, dağ yerinden oynamış deseler inan. Oynar mı koskoca dağ? Huylu huyundan vazgeçmiş deseler inanma. İşte bu adam öyle bir adam. Torunları var, eşi var ama gözü hep dışarıda. Evde genç kız Genç var. kızları var ama adam ne oldu belli olmayan tiplerle eşini aldatıyor. Bir de söylüyor bunu. Bu adam bundan kurtulması için iyi bir tövbeye, iyi bir arkadaşa, iyi bir yoldaşa ihtiyacı var. İkaz edecek. Hanım da buna razı olmayacak. Evet. Yani tabiri caizse her vesileyle onun yani burnundan fitil fitil getirecek şekilde ona başına kakacak yani. Ben senin eşinim. Dışarı gidemezsin. Başkasının namusuna, başkasının iffetine göz koyamazsın. Allah bunu sorar, ben de sana sorarım. Hesabını sorarım diye. Evet. Razı olursa günaha girer. Allah ıslah etsin diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.